Merhaba arkadaşlar, dersime hoş geldiniz. Yine anlam bilgisiyle yolculuğumuza devam ediyoruz. Önceki videolarda cümlede anlamın bilgiye dayalı kısımlarını, işte neden sonuç, amaç sonuç, koşul ilişkisi veya anlamına göre cümleleri biraz konuşmuştuk sizlerle. Şimdi bildiklerimizi hem pekiştirelim hem de sorular üzerinden yeni şeyler öğrenelim istiyorum. O yüzden biraz sorular üzerinden ilerleyeceğimiz bir videodayız. Amaç sadece soru çözmek değil, sorular üzerinden hem sorulara karşı bir bakış açısı geliştirmek, gerekirse bazı soruların çözüm tekniklerini vermek olacak bu videoda. Şimdi ilk sorumuzla başlayalım. Soru da bize demiş ki numaralanmış cümlelerle ilgili hangisi yanlıştır? Şimdi diyor ki bir numaralı cümle tanım cümlesidir. Bir kere bu tarz bu formatta bir soruyu ÖSYM mutlaka soruyor arkadaşlar. Yani numaralanmış cümlelerle aşağıdaki bilgileri eşleştirmenizi beklenen soruları gerçekten çok seviyor ÖSYM. O yüzden böyle bir sorunun geleceğini hem KPSS için hem TYT için hem ALES için hem DGS için hem MSÜ için söyleyebiliriz. Demiş ki bir numaralı cümle tanım cümlesidir. Şimdi arkadaşlar tanım cümlesi ne? Tanım cümlesi bir şeyin ne olduğunu ortaya koyan cümlelerdir. Tanım cümleleri öznel olabilir. Tanım cümleleri kişisel görüş içerebilir. Tanım cümleleri nesnel de olabilir. Ancak arkadaşlar tanım cümlesi demek bir şeyin özelliklerini sıralamak, bir şeyin işlevlerini sıralamak demek değildir. Bazen açıklama cümleleriyle tanım cümleleri birbirine karışabiliyor. Yani bir şeyin açıklamasını yapmak onun tanımını yapmak değildir her zaman. O yüzden arkadaşlar biz ne yapacağız? Diyelim ki bir yerin tanım olduğundan şüpheleniyoruz hemen şunu yapacağız. O cümleye neyin tanımını yapıldığını düşünüyorsak bu nedir ya da bu kimdir diye soracağız. Unutmayın arkadaşlar tanım cümleleri bu nedir bu kimdir sorusuna cevap verirler. Bakalım. Anadolu hem insanı binbir güçlük altında ezen, mücadeleye zorlayan hem de güzellikleriyle insanı yaşama bağlayan bereketli, canlı bir coğrafyadır. Şimdi sanki Anadolu'nun tanımını yapmış gibi duruyor. Kontrol ediyorum. Anadolu nedir? Hem insanını bin bir güçlük altında ezen, mücadeleye zorlayan hem de güzellikleriyle insanı yaşama bağlayan bir coğrafyadır. Bakın nokta atış bir şekilde Anadolu'nun tanımı yapıldı mı? Evet aldım gitti. Ardından iki numaralı cümleye bakıyorum. Bana demiş ki benzetme cümlesidir. Benzetme neydi arkadaşlar? Benzetme ee, anlamca güçlü, anlamca zayıf olanı güçlü gibi göstermekti. Değil mi? Aralarında ilişki bulunan iki kavram veya bazen ilişki bulunmayabilir. Biz ilişki kurabiliriz. Aralarında ilişki bulunan ya da bulunmayan iki kavramı zayıf olanı güçlü gibi göstermeye biz benzetme diyorduk. Bakalım. İnsan Anadolu'da yılın büyük bir çoğunluğunu yağmur, sıcak, sıtma gibi doğanın güçlerine karşı ayakta kalmaya çalışarak geçirir. Şimdi bakıyorum. burada gibiyi görüyorum. Gibiyi görüyorum. Ancak gibi her zaman benzetme edatı mıdır? Yani her zaman bana benzetme ilişkisi mi kurar? Burada dikkat ederseniz arkadaşlar Anadolu'da yılın büyük bir çoğunluğunu yağmur, sıcak, sıtma gibi doğanın güçlüklerine karşı demiş. Yani örneklerin devam edebileceği gibi bir anlam var burada. Yani bir anlamca zayıf olanı güçlü gibi göstermek gibi bir derdi yok. O yüzden şurada gibiyi gördünüz diye hemen düşmeyin. Evet biz biliyoruz ki benzetme cümlelerinde gibi, kadar, tıpkı, sanki, adeta gibi ifadeler sıkça geçer. Ancak gibi benzetme datını her gördüğünüz yerde "Aa burada benzetme var." dememelisiniz. Çünkü bakın burada bu şekilde örneklerin sayıca artırılabileceği anlamını katan bir kullanımda karşımızda gibi. O yüzden ben burada bir benzetme göremedim. Şu an bir dursun. Devam ediyorum. 3 numaralı cümlede mecazlı söyleyiş vardır. Mecazlı söyleyiş ne? Gerçek anlamının dışına çıkan anlatımlar, değil mi? Bir sözcüğün gerçek anlamı vardır. Bir cümlenin gerçek anlamı vardır. Bir de gerçek anlamın tamamen dışında kastedilen bir anlam vardır. Biz gerçek anlamın tamamen dışında kastedilen bir anlam arayacağız. Ne diyor? Özellikle baharın gelmesiyle beraber doğa güzelliklerini göstermeye başlar. İnsanın umudu tazelenir. Bakın umudun tazelenmesi, doğanın güzelliklerini göstermeye başlaması bunlar mecazi söyleyişlerdir. Dolayısıyla burayı da aldım. Devam edelim. 4 numaralı cümlede amaç sonuç ilişkisi vardır. Bunu konuşmuştuk videolarımızda. Ne demiştik? İki yargının en az iki yargının birbirine amaç ve sonuç ilişkisiyle bağlandığı cümlelerdir demiştik ve bu cümleleri biz birbirine amacıyla ifadesiyle bağlayabiliyorduk. Bakalım. Anadolu'da hayat çalışma üzerine kuruludur. İnsanın yaşam mücadelesinde ayakta kalmak için gücünü kaybetmemesi, doğanın koşullarına karşı direnç göstermesi gerekmektedir. Bakın şurada bir için edatı gördüm bağlantı kuran bir ifade. Ne demiştik arkadaşlar? Bu neden sonuç cümlelerinde, amaç sonuç cümlelerinde yargıları birbirine bağlayan bağlantı unsurları görebilirsiniz. Buradaki için gibi. Bunu çıkar. Yargıları birbirine amacıyla ifadesiyle bağlayabilirsem orada amaç sonuç var. Bakalım. İnsanın yaşam mücadelesinde ayakta kalmak amacıyla gücünü kaybetmemesi, doğanın koşullarına karşı direnç göstermesi gerekmektedir. Oldu mu? Oldu. Aldım gitti. Son olarak 5 numaralı cümlede gerekçeli anlatım vardır. Gerekçeli anlatım dediği şey şu. Bir sonucu ortaya çıkaran bir neden arayacağız. Bir gerekçe, sebep arayacağız. Bakalım insanın geçimini sağlamak için doğayı kullanma mecburiyeti onu sürekli doğayla etkileşimde olmasını beraberinde getirir. Hmm, bakıyorum. Şimdi burada insanın Geçimini sağlamak için doğayı kullanma mecburiyetinden dolayı bakın cümleyi okuduğumuzda den dolayı onun sürekli doğa iç, doğa ile etkileşimde olması beklenmektedir değil mi böyle bir anlam var dolayısıyla burada da gerekçeli anlatım olduğunu görüyoruz yani bir sebebe bağlama bir durumu olduğunu görüyoruz ancak dediğim gibi buradaki gibi bize bir benzetme ilişkisi vermiyor arkadaşlar. O yüzden bakın bu sorunun konuşamıyorum bugün nedense. Bu sorunun güzelliği şu arkadaşlar. Her gibi gördüğümüz yere atlamayacağız değil mi? Gibi varsa benzetme var diye bir şey yok. Bazen gibinin benzerlik ilişkisi kurmadığında görebiliyoruz arkadaşlar. Peki geldim yine ÖSYM'nin sormaktan keyif aldığı, hemen hemen bütün sınavlarda karşımıza çıkan bir soru tipine. Bir cümle veriyor bize ve diyor ki aşağıdakilerden hangisi bu cümleyle aynı doğrultudadır. Şimdi arkadaşlar burada bu tarz sorularda şunu yapmanız lazım. Öncül cümleyi okuyup vermek istediği mesajı tespit edip aynı mesajı ya da benzer bir mesajı veren cümleyi yakalamamız lazım aşağıda. Şimdi üstteki cümleyi okuyorum. İnsanoğlu elindekilerin kıymetini anlayamadığından dünyanın ev sahipliği yaptığı birçok güzelliğin, masumiyetin, hayata anlam katan yalın mutlulukların değerini de bilmemektedir. Şimdi bir şeylerin değerini bilmemesinden bahsediyoruz insanoğlunun. Peki bu değerini bilmeme olayının sebebi ne? Sebebi de elindekilerin kıymetini anlayamaması. Elimdekini kıymetini anlamadığından başka şeylerin de değerini bilmiyorum. Yani elimde olanlardan bir kıymet üzerine kıymetini veremediğim için, kıymetini anlayamadığım için olmayan şeylerin de değerini veya olan şeylerin de olmayan şeylerin de değerini bilmiyorum. Şimdi bakalım. A seçeneğiyle başlıyorum. Hayata anlam katan birçok güzellik insanoğlunun sorumsuzca davranışları sonucunda yok olmaktadır. Şimdi sorumsuzca davranıştan mi yukarıda yok. Yok olma durumundan bahsetti mi? Yok. Gitti bakın. Şu kavramları yukarıyla eşleştiremiyorum. Ki aynı doğrultuda olduğunu soran cümlelerde bu şekilde aşağıyla yukarıyı eşleştirmeniz lazım arkadaşlar. Çünkü bizim aradığımız şey aynı doğrultuda bir mesaj vermesi bize. Şimdi bakıyorum yukarıda sorumsuzluk yok olmakla ilgili bir şey olmadığı için eledim. B'ye bakıyorum. İnsanoğlu boş bir hayalin peşinden koşarak hayatın en güzel zamanlarını harcamaktadır. Aman Allah'ım ne kadar büyük cümleler. Şimdi yukarıda boş bir hayalin peşinden koşmayla ilgili bir şeyimiz var mı? Eşleştirebileceğimiz yok. O yüzden burayı da gönderiyorum. C'ye bakıyorum. Elindekilerle yetinebilmek insanoğluna verilmiş erdemlerin en kıymetlisidir. Hmm. Bu şöyle bir şey çağrıştırıyor bana. Elindekinin kıymetini anlayamıyorum ya. Yani elindekilerle yetinemiyorum ya. Yetinemediğim için değerini bilemiyorum bir şeylerin. Dolayısıyla demek ki bir şeylerin kıymetini anlamak, yetinebilmek bir erdem. Çünkü eğer elimdekinin kıymetini anlarsam, bu erdeme sahip olursam başka şeylerin de değerini bileceğim. Şimdi bu benzer bir doğrultuda gibi duruyor dursun. D'ye bakalım. Güzel duygu ve davranışların kıymetini bilen insanoğlu var olanların da değerini anlayacaktır. Hmm, bak yukarıyla daha iyi eşleştirebileceğim bir seçeneğim var burada. Son olarak E'ye bakalım. İnsanın mutluluğa erişmesi için çevresinde mutlu, çevredeki mutluluktan bana ne ayo? Kendimi mutlu ettim de çevrem mi kaldı be? İnsan önce kendini mutlu edecek ki sonra çevresine bir faydası bir hayrı olsun. Dolayısıyla çevreyle olan iletişiminden bir ilişkim yok yukarıyla attım gitti. Şimdi C ve D arasında kaldım. Şimdi iki şık arasında kaldığımda en nokta atış eşleştirebileceğim bir yere ihtiyacım var. En nokta atış eşleştirebildiğim yer benim cevabım olacak. Şimdi elinin e daha doğrusu elindekilerin kıymetini bilmekle veya elindekilerin kıymetini anlamakla elindekilerle yetinmek aynı şey mi? Yani kıymetini bilmek ayrı bir şey, yetinmek ayrı bir şey gibi geliyor değil mi? Aşağıya baktığımda güzel duygu davranışların kıymetini bilmek, bak yukarıyla direkt eşleştirebiliyorum. Var olanların da değerini anlayacaktır. Bak burayı da şurayla eşleştirebiliyorum. Eleme yapacağım bir şey var mı? Bakın aynı doğrultuda olan. Bakın burada benzer bir ilişki var. Elindekiler yetinebilmek insan verilmiş er, erdemlerin en kıymetlisidir. Tamam. Eyvallah benzer bir anlam var ama aynı doğrultuda değil. Neden aynı doğrultuda değil? Çünkü yetinmek meselesinden dolayı burayı elemem lazım. O yüzden C'yi deliyorum çünkü mesele elindekilerle yetinmek değil. Elindekilerin kıymetini bilmek değil mi? Bu yüzden de cevabımız ne olacak arkadaşlar? D seçeneği olacak. Bakın bu şekilde bazen iki şık arasında kalacaksınız. Lütfen acele etmeyin. Mesela C'yi gördüm. Aa çok benziyor. Şak hemen yapıştırayım diyelim. Mutlaka bütün seçenekleri okumanız lazım ki doğru bir anlam bağlantısı kurabilelim. Peki uçtu gitti. Gelsin yeni soru. Şimdi arkadaşlar bu soruda size bu tür soruların nasıl çözüldüğünü anlatmaya çalışacağım kendimce. Şimdi bakın bu bir paragraf oluşturma sorusu değil. Genellikle öğrenci arkadaşlar bunu karıştırıyorlar. Diyorlar ki ya hocam Sınavda daha uzun uzun çıkıyor. Ya bir dur kardeşim. Bu paragraf oluşturma sorusu değil ki. Bu ÖSYM'nin de çok sorduğu, KPSS'de, DGS'de, ALES'te, TYT'de sorduğu cümle oluşturma sorusu. Ha bunun bir de paragraf oluşturma metodu var, türü var. Eyvallah. Evet, onda her birinde uzun uzun cümleler var. Bakın orada biz cümleleri bir araya getirip paragraf oluşturuyoruz. O yüzden Öncüllerde her birinde bir cümle oluyor. Bu bir cümle oluşturma. Yani buralarda söz olacak ki biz bu söz öbeklerini bir araya getirip bir cümle oluşturalım. Şimdi bu tarz sorular nasıl çözülür onu anlatmaya çalışacağım. Eminim hepiniz bu tarz soruları şöyle çözüyorsunuz arkadaşlar. Baştan sona doğru. Şimdi bu birçoğunuzun bildiği, uyguladığı bir metot ama ben biraz başı, bakış açısınız. Ay ben bugün gerçekten konuşamıyorum. Ben bugün Bakış açınızı biraz değiştirmek istiyorum ve hadi gelin yeni bir teknik, yeni bir yöntem öğrenelim diyorum. Ee, gelin sizlerle sondan başa doğru çözelim. Arkadaşlar soru kökünü okuyun. Ne istiyor bizden? Baştan dördüncü istiyor. Doğru mu? Evet. Ki sınavlarda genellikle baştan dördüncü sorulur, baştan üçüncü sorulur. Bu tarz sorularda arkadaşlar eğer size baştan ikinci sorulmuyorsa Baştan başlamanızın hiçbir manası yok. Sondan başa gidin. Bir de soru kökünü dikkatli okursanız bakın soru bizden ne istiyor? Bu sözlerle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulmak istenirse. Şimdi arkadaşlar bakın kurallı cümlenin olayı ne? Değişmez özelliği ne? Yüklemin sonda olması. Öznenin nerede olduğu ile ilgili bir bilgimiz var mı? Yok. Cümlenin nasıl başlaması gerektiğiyle ilgili bir bilgimiz var mı? O da yok. Kurallı cümlenin olmazsa olmaz özelliği yüklemin sonda olmasıdır. Yani garanti olan şey yüklemin sonda olmasıdır. O zaman aslında baştan sona doğru sıralamak hem vakit kaybı baştan dördüncüyü sorduğu için hem de ihtimallerden kesinliğe doğru gitmektir. O yüzden bu tarz sorularda gelin arkadaşlar özellikle baştan dördüncüyü, üçüncüyü soruyorsa sondan başa doğru gidin. Daha garanti bir iş yapmış olursunuz. Bu birincisi. İkincisi de ÖSYM arkadaşlar emin olun bu cümleyi öyle yerlerden böler ki sondan başa doğru gittiğinizde tamlamaları oluşturmak daha kolay olabilir. Bu yüzden bir cümleyi birleştirirken o bölünme noktalarının bir tamlama olabileceğini bir deyim olabileceğini ya da toplumda gündelik hayatta çok yaygın kullanabileceğimiz bir söz öbeği olabileceğini ve onu şöyle çat diye ortadan ikiye kırmış olabileceklerini unutmayın arkadaşlar. Çünkü ÖSYM öyle yerlerden bölüyor ki cümleyi. Siz bir şekilde doğru onu yapabilin istiyor. Ya yani alakasız kelimelerle burada size şey yapmaz arkadaşlar. Bölüp parçalamaz cümleyi unutmayın. Size burada böldüğü yer mutlaka ya bir tamlamanın ortasıdır ya bir deyimin ortasından böler ya bir yaygın söz grubunun ortasından böler ama mutlaka uygun bir yerden böler. Alakasız bir yerden bölmez. O yüzden tamlamalarla bağlamaya bir söz öbeği oluşturmaya özellikle dikkat edelim. Şimdi bakalım bir de benim yöntemimle çözelim. Şimdi önce cümleleri daha doğrusu söz öbeklerini hızlıca bakıyorum ve... Şuna bakıyorum. 6 tane söz öbeği var. Yani 6, 5, 4. Şuraya gelen yer benim cevabım olacak. Doğru mu? Evet. Sondan başa gideceğiz. Burada yüklem olmaya uygun kısım hangisi? 6. Bir dergi olduğu ileri sürülebilir. 6'yı 6'yı alıyorum. Bak bunun başına ne gelecek diye bakıyorum. Mesele şu arkadaşlar zincir kuracağız zincir kuracağız. Bak şurada söz var ya. Diyelim ki şurası yüklem. Hemen şuraya geleceğim. Aradakileri atla. Buranın başına, bak şuranın başına ne gelebilir diye soracağım. Diyelim ki bunun başına gelebilecek sözcük şurada. Buraya geldim. Sonra bunun başına gidiyorum. Sonra buraya soruyorum. Diyelim ki bunun başına ne gelebilir? Yani hep başına bir şey getirmeye çalışacağız. Arkasına değil de başına bir şey getirmeye çalışacağız. Bakalım. Şimdi bir dergi olduğu ileri sürülebilir diyor ya. Bakıyorum şimdi. Bir yıl önce bir dergi oldu yok. Yayın dünyasına bir dergi oldu yok. Tasarlanan bir dergi oldu ileri sürü. Aa bak bu uydu başına bu bir dursun. Tercümeler serisini bir dergi oldu ileri sürüp olmadı. Verdiği bilgi bir dergi oldu ileri sürü. olmadı. Bak buranın başına gelecek söz grubu şurada. Canlı tutmak üzere tasarlanan bir dergi oldu ileri sürülebilir. Dolayısıyla bunun başına gelecek olan yer neresi? 3. Aldım. Sonra şuraya geliyorum bak canlı tutmak. Neyi canlı tutmak o Bak bunun başına bir şey gelecek. Neyi canlı tutmak? Bakıyorum. Verdiği bilgi canlı tutmak. Tercümeler serisini canlı tutmak. Ha. Yayın dünyasına canlı tutmak. Bir yıl önce canlı tutmak. Hangisi daha uygun? Şurası bak tercümeler serisini canlı tutmak üzere tasarlanan diyebilir miyim? Evet. Başka bir ihtimal var mı? Yok. O zaman diyorum benim Cevabım ne olacak? 2 olacak. Bitti gitti. Bak yapıştırdım geçtim. Arkadaşlar bakın. Bu yöntem her türlü daha garanti ilerliyor. Baştan sona gitmek biraz daha vakit harcatıyor. Bu birincisi. İkincisi de bakın size soru şey demiyor. Bunu birden altıya kadar sıralayın. Sonra da gidin baştan dördüncüyü bulun demiyor. Şimdi ben dördüncüyü buldum mu? Buldum. Bir, iki, üçü bulmasam da olur mu? Olur. Bulmak zorunda değilim ki. Eğer ben dördüncüyü bulmuşsam ve bulduğumdan da eminsem. Bir, iki, üçü bulmama gerek var mı? Yok. Ama siz öyle bir çözüyorsunuz ki soruları. Önce birden altıya kadar nizami bir şekilde sıralıyorsunuz. Sonra diyorsunuz ulan kaçı istemiş benden? Dördüncüye o zaman gideyim işaretleyeyim. Ne gereği var ya? Birden altıya kadar sıralamanı kim istiyor senden? İsteneni bul yeter. O zaman bulduğundan da eminsen yapıştır geç. Ha bunu yaptıktan sonra tabii ki kalan kısımların işte e, sağlamasını yaparak e, bulduğun cevabın doğruluğundan emin olabilirsin. Ama ne gereği var? Bakın kalan kısmı bakalım ne kaldı geriye? Bir, şunları elemiştim zaten. Bir, dört, beş kaldı değil mi? Bak kendi aralarında bir, ee, sıralama yapmaya çalışalım 1-2-3-4 şeklinde. Suud Kemal Yetkin'in verdiği bilgi izlenerek kalemin yayın dünyasına girdiği 1938 bak oldu farkında mısın? Geri kalan kısmı da kendi içinde rahatlıkla sıraya, sıralayabildim ama buna ihtiyacım yok. Çünkü sana soru şey demiyor önce birden altıya kadar sırala. Sonra da baştan dördüncüyü bul demiyor. Bak tık altıya buldum, beşi buldum, dördü buldum, doğdu güneşim. Bitti gitti soru. Bu size bir bakış açısı olsun arkadaşlar. Bu da bir çözüm yöntemidir. Bu da bir çözüm tekniğidir. E, bu tarz sorularda uygulayabilirsiniz benden size armağan olsun. Hani şey de söyleyeyim bu arada. Yani baştan sona doğru giderek hızlı ve doğru çözüyorsanız sorun yok. Kendi tekniğinizden şaşmayın. Çünkü ben hep söylerim ya en iyi teknik kendi bulduğun, kendini kolay bir şekilde uygulayabildiğin tekniktir. Ama bu tarz sorularda zorlanıyorsanız, vakit kaybı yaşıyorsanız bu şekilde çözmenizi tavsiye ederim. Şimdi geldim nereye? Geldim yine ÖSYM'nin çok sevdiği bir soru kalıbına, kesin yargı. Arkadaşlar kesin yargı sorusunu biliyorsunuz. Hem KPSS'de, hem TYT'de, hem diğer sınavlarda ÖSYM çokça defa sordu. Şimdi biraz da kesin yargı sorularının mantığını anlayın istiyorum. Şimdi bir kere soruyu boş verin. Beni bir dinleyin sana bir cümle verdi ve diyor ki bu cümleden çıkarılabilecek kesin yargı hangisidir? Bak adı üstünde kesin yargı. Yani sana diyor ki yorumdan uzak dur. Yakın anlamdan uzak dur. Benzer anlamdan uzak dur. Nokta atış kesin yargı bulman gerekiyor. Peki bu tarz sorularda ne yapman gerekir? Hocam şu bir öncül cümle ya bu cümleyi verdi sana. Bir kere önce şuna bakmalısın. Öncül cümlen nesnel mi, öznel mi? Önce buna karar vermelisin. Buna karar verdikten sonra adım adım ilerleyeceğiz. Şimdi baktım. Diyelim ki benim cümlem nesnel ki ÖSYM genellikle arkadaşlar size öznel cümleler verir. Ha, Ales'te, Ales için izliyorsanız bu videoyu, Ales'te öznel cümleler de sorar ağırlıklı. Ancak diğer sınavlarda genellikle biz ÖSYM'nin nesnel cümleler verdiğini görüyoruz. Eğer öncül cümleniz nesnelse arkadaşlar, ilk yapacağınız şey şu: öznel, seçeneklerden uzak durmalısınız bu birincisi. Yukarısı nesnelse, öznellikten uzak duracaksınız. Bu bir. İkincisi, yukarıdaki cümlenin asla dışına çıkmayacaksınız. Yukarıda gördüğünüz şeyi asla yoruma gidip de aşağıyla eşleştirmeyeceksiniz. Sıfır yorum yaparak yukarıdaki cümleyle seçenekleri eşleştirmeniz lazım. Bu çok önemli bir bilgi. Şunu da demek istiyor. Şunu da söylemek istiyor diyerek bu tarz soruları çözerseniz arkadaşlar yanlış yaparsınız. Bu soruları yanlış yapıyorsanız da emin olun bir yerde mutlaka yoruma giriyorsunuzdur. Ya şu da şu demek değil mi? Ya aslında şunu da demek istiyor. Mantığıyla soru çözerseniz kesin yargı sorularında hata yaparsınız arkadaşlar. O yüzden burada asla yorum yok, yakın anlam yok, benzer anlam yok. Bitti. Bir puzzle yapar gibi düşüneceksiniz. Şimdi bir puzzle'ı düşünün arkadaşlar uygun olmayan bir yere bir parça koyabiliyor musunuz? Rengi benziyor, şekli biraz benziyor diyerek zorla bir yere puzzle'ın parçasını koyabiliyor musunuz? Hayır. Burayı kesin yargı sorularını bir puzzle parçası gibi düşüneceksiniz ve nokta atış eşleştirmeniz gerekecek. Ne ise eğer öznelse cümleniz, özür dilerim, nesnelse cümleniz. Yani öncül cümleyi okuduğunuzda eğer bir nesnel cümle olduğunu görüyorsanız bu şekilde davranacaksınız. Peki başka neye dikkat edeceksiniz? Arkadaşlar bir de şu çok önemli. Eğer öncül cümleniz nesnelse seçeneklerde en, daha, fazla, çok, hiç, sadece gibi uç sınır belirten ifadeler varsa buralara biraz temkinli, biraz böyle korkarak yaklaşmanız gerekiyor. Çünkü ÖSYM genellikle burada bir nesnel bilgi veriyorsa çeldiricisini genellikle bu uç sınır belirten ifadelerle size veriyor. O yüzden eğer öncül cümlede şu nesnel cümlenizde en, daha fazla, çok, hiç, sadece gibi sınırlayıcı bir ifade göremiyorsanız seçeneklerde de bunlardan biraz uzak durmanız gerekir. Ya da bu tarz seçeneklere işte bu kelimelerin olduğu en, daha fazla, çok, hiç gibi ifadelerin olduğu seçeneklere biraz ön yargılı yaklaşmanız gerekiyor arkadaşlar. Ve son bilgi öncül cümlede Sayısal veri varsa eğer bunlara özellikle dikkat etmenizi istiyorum. Şimdi dediğim gibi çoğunlukla ÖSYM e nesnel sorar. Peki ya öznel sorarsa? Arkadaşlar öznel sorarsa bu biraz daha tehlikeli. Çünkü öncül cümle öznel olduğunda bu şu demek? Sana kısmen belli oranlarda yorum yapmana izin veriyor demek. Ve burada da bizim sıkıntılı noktamız şu. O kantarın topuzunu kaçırmamanız gerekir. Yani ne kadar yoruma gidebileceksin, burada biraz sıkıntılıyız. O yüzden öznelse eğer şurası tamamı öznelse, özellikle seçeneklerde yorumunuzu o öznelliğin dışına çıkmadan yapmanız gerekir. Biraz kantarın topuzunu kaçırmadan yorum yapmak gerekir ama mesela öznel e, değil de nesnelse öncül cümlemiz orada zaten hiç yoruma giremiyorum ama eğer cümleniz öznelse belirli ölçülerde kısmen yorum yapabiliyorsunuz ama ne kadar cümlenin öncülün izin verdiği ölçüde o yüzden özellikle eğer sana şu öncül cümleyi öznel verirse e, dikkatli olacaksın ve mutlaka bütün seçeneklere dikkat edeceksin bütün seçeneklere iyi bakman gerekiyor. E, öznellik yani yorumun bir tık fazlaya kaçtığı seçenekleri elemelisin. Bir tık fazlaya kaçtı ama bazen dediğim gibi yani yukarıda verdiği şey öznel oluyor ve senin kesin yargının da öznel olması gerekebiliyor. Bu biraz daha tehlikeli. Nesnel cümlelerde daha rahat hareket ediyoruz. Lütfen korkmadan inceleyin cümleleri. Şimdi çok konuştum. Çok konuştum. Gelin sorulara bir bakalım. Ya yani bu soruya bir bakalım. Ne istiyor bizden? Dünyanın bilinen en eski mağara resmi Endonezya'nın Sulawesi adasında bulundu. Koyu kırmızı aşı boyasıyla çizilmiş resmin başrol oyuncusu en az 45.500 yaşındaki bir visaya yaban domuzu. Şimdi bakıyorum. Önce şunu düşünüyorum: öznel mi, nesnel mi? Gördüğünüz üzere arkadaşlar, nesnel bir cümlemiz var. Nesnelliğin ağır bastığı bir cümlemiz var. İçinde sayısal veriler var, enler var. Bakın sınır belirleyici ifadeler var. Buna göre ilerleyeceğim. Derdimiz ne? Önce cümledeki derdimi anlamalıyım. Bak derdim şu. Bir tane eski bir mağara resmi var. En eski mağara resmi var. Endonezya'da, Sulawesi'de bulunmuş. Ve bu mağara resminde Visa'ya yaban domuzu var. Tamam bak cümleyi de anladım. Şimdi seçeneklere bakıyorum. Visa'ya yaban domuzu günümüzde türü tehlike... Bak Yukarıda olmayan bir kavram eğer sizin kesin yargı sorunuz nesnelse arkadaşlar yukarıda olmayan bir kavram bir ifade aşağıda olamaz. Yukarıda bilgisi verilmeyen bir şeyi aşağıda göremezsiniz. Tehlikeli bir tür olması ile ilgili bir şey var mı yukarıda? Yok eşleştiremiyorum gitti. Mağara resimleri içinde en bilineni Endonezya'dadır. Bakın mağara resimleri içinde en eskisi Endonezya'da ama en bilineni diyebilir miyim? Bakın bu kelimeyi yukarıyla eşleştirebilir miyim? Hayır gitti. Sulawesi Adası resim sanatının doğduğu yerdir. Şimdi orada eski bir mağara resmi var ama resim sanatının doğmasıyla ilgili bir şey var mı yukarıda? Yok eşleştiremiyorum gitti. Visaya domuzları en uzun ömürlü. Şimdi en az 45 bin yaşında olduğu söyleniyor ama uzun ömürlü olmasıyla ilgili bir bilgi var mı yukarıda? Hayır yok gitti. E'ye bakıyorum. Sulevi Adası'nda bulunan resmin dışında da mağara resimleri vardır. Evet bu nokta atış benim çıkarabileceğim bir bilgidir. Zira en eski mağara resmi dediğine göre başka mağara resimleri de vardır. Bu yüzden cevabımız ne oldu? E seçeneği oldu. Bakın arkadaşlar kesin yargı sorularında mutlaka bu şekilde yukarıyla eşleştirerek gidin. Eşleştiremediğiniz bir kelime bile varsa kesin yargının dışına çıkıyorsunuz demektir. Bakın küçücük bir kelimeyle bile eleme yapmanız lazım. Özellikle dikkatli okumakta fayda var. Uçtu gitti gelsin yeni soru. Bakın bir kesin yargı sorumuz daha var görelim. NASA bir sonraki ay incelemeleri için testlere başladı. Bu inceleme için bir robot ve paraşüt kullanılacak. Kesin yargı sorusu. Bakıyorum nesnel bir cümle. Önce cümleyi değerlendirelim. Sayısal veri var mı? Yok. En daha fazla çok hiç gibi sınır belirleyici bir ifade var mı? Yok. Peki derdimiz ne? NASA'nın ay incelemeleri yapması ve bunun içinde robot ve paraşüt kullanması. Tamam, bakalım. Aya gidecek robotların hemen hepsini NASA tasarla baktıdır. Tasarlamakla ilgili bir şey var mı yukarıda? Yok, gitti. Ayı incelemesi için hep robotlar bak hep diyebileceğim bir şey var mı yukarıda? Hep diyebileceğim bak sınır belirtiyor hep. Sınırlıyor hep diyor. Dolayısıyla yukarıda var mı böyle bir şey yok gitti. NASA daha önce de ay üzerine incelemeler yapmıştır. Evet çünkü bak ne diyor diyor ki bir sonraki ay incelemeleri için diyor. Şimdi bir sonraki ay incelemesi dediğine göre daha önce de ay üzerine incelemeler yapmış mıdır? Evet cevabım bu gibi bir dursun. İncelemelerde robot ve paraşüt işi kolayla bak yorum yoruma giriyor. Öznel bak burası nesnel burası öznel. Öznellikten uzak duracağım demiştim. Dolayısıyla şuradan dolayı kolaylaştırma kavramından dolayı bu da gitti. E'ye bakıyorum. Keşif robotları paraşüt yardımıyla gezegen. Aman Allah'ım keşif robotu diyor. Paraşüt yardımı diyor. Gezegene iniş yapacak. Yorum tamamen kafamdaki hayal dünya. Dolayısıyla bu da gitti. Cevabım ne oldu arkadaşlar? C seçeneği oldu. Çünkü diğerlerini bir şekilde ben yukarı ile eşleştiremedim. Nokta atış eşleştirebildiğim yer neresi? C seçeneğiydi. O yüzden işaretledim. Geçtim. Uçtu gitti. Evet arkadaşlar mantık bu şekilde. O sıralama sorularından başka videolarda yine yapacağız. Bugün özellikle derdim biraz kesin yargı sorularıydı ve cümlede anlamdan biraz soru çözmekti. O sıralama sorusundan karma soru çözümü yaptığında sizlere söz yine çözeceğim. Bir sonraki videoda arkadaşlar görüşeceğiz nasıl olsa kendinize iyi bakın soru bankasından biliyorsunuz hangi kitap olduğunu oralardan arkadaşlar güzel güzel sorularımızı çözelim kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay.